Çek. Pamukkale Haber ekibinden ve aynı zamanda Anadolu'da Tarım programının yapımcısı ve sunucusu Mustafa Kemal, Tuğcu Aydın'da gerçekleştirdiği çekimlerde Aydın Tarım'ına yönelik röportajlar da gerçekleştirdi. Mikrofonlarımızda konuşan Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Tarım'ında son gelinen noktayı ve Aydın'da gerçekleştirilen tarım fuarını anlattı. Geçen sene birincisini yapmıştık. Bu sene ikincisini düzenledik, nasip oldu. Çok iyi bir ilgi var, yoğun bir katılım var. Geçen sene 156 katılımcı firma vardı. Bu sene 293. Yani bu da şunu gösteriyor. Aydın'da fuarcılık geç kalınmış ve Aydın halkımızın da çiftçimizin de aç olduğunu gösteriyor. İyi bir tespit yapmışız. Allah'ın izniyle bu sene de başarılı devam edeceğiz. Ve daha sonra bölge fuarcılığına kadar gidiyoruz. Denizli gücenmesin. Denizli bizim kardeş şehrimiz. Çok da mutlu oluruz. Yani fuarcılığı beraber hatta açılışa da Denizli Odalar Birliği Yönetim Kurulu'ndaki başkanımız da Necdet Bey de geldiler, katıldılar, teşrif ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. O da kendisi de gördü ki yani Aydın'da tarımın daha ileriye gidebileceğini, hatta markalaşma konusunda da biraz daha hızlı bir hareket ederse Aydın'ın önünü kimse tutamayacağını söylüyorlar. Biz kendilerine de buradan çok teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla fuarcılık hareket olan yerde bereket oluyor. Yani şurada insanların yeni teknolojiyle, çiftçimizin yeni teknolojiyle tanışması, yeni yeni ürünleri görmesi hem kendilerine bir moral kaynağı oluyor hem de çiftçilikte yapacağı yeni ekim alanlarıyla, yeni toprak yapısıyla beraber hangi makine, hangi ekipmanı kullanacağını öğreniyor. Biz biraz önce girerken de bazı çiftçilerimizle görüşme yaptık. Çok memnunlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bizlere onların desteğiyle de oluyor çünkü bu iş. Biz Aydın'ı bir adım daha öne götürecek bir adım olarak görüyoruz. İnşallah hayırlısı olur diyorum. Mesela tarımsal kalkınma kooperatiflerine biz hibe projeleri yaptığımız zaman ben